Kendine iyiyim. Hani YouTuber olduk ya. Onun için demişim. Habire köpek kesti, kedi kesti, hayvan kesti diyorlardı. Ya. Biz de safra kesesi ameliyat olmuştum. Sporu ara vermiştim. Sonra dövme yaptırmıştım daha öncesinde. Gene ara vermiştim. Sonra kilo da verdim ya şimdi. Kedi evinde. Dedim bir baktırayım. Nasıl durumlar diye. İşte dün baktırdık. Özel hastanede. Bebek gibiyim. Sizin gibi kendine bebek gibiyim. İç organlarım pırıl pırıl. Bak. Onun için size en güzel kaliteli ödül maması da vereyim. Bak sen bitirmişsin zaten. Bak. Bak al gelme dökül dökül. Dökülen dökülüyor. Tamam bravo. Yarı yarıya paylaştınız. Yani köpek kesti, kedi kesti. Karaciğer de yok. Akciğer de ölçtürmeye gerek yok. Çünkü belirti yok. Benim bu konuşma bozuk diyenler ayrı bir sebep. Burunda et var diyorlardı. Kekemelik var diyorlardı. O ayrı. Anladın mı? O burundaki eti anlayamadık. Bir de o epilepsi gibi bir şey vardı. Ondan da olabilir. Bir de yani o ciğerle alakası yok. Ben bir de 7 aylık doğmuştum. Belki onun da alakası var. Ama peltek gibi de konuşmuyoruz ama mıy konuşuyoruz yani. Orada o süper YouTuber'ların kulağına gıy 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 oluyormuş yine orada. Merak etme. Onun dışında bebek gibiyim biliyor musun? Bebek gibi. Çünkü sigara yok, içki yok, sebze var, meyve var. Bravo kedi gel. Birazcık sen de al şuradan. Al ye. Tamam, bravo. Okay. Thank you very much. Good. Just go ahead and set that.